Efendim iyi akşamlar. Medya Yorum'una hoş geldiniz. İki bölümlü bir programla karşınızdayız. İlk etapta sosyal medyayı konuşacağız programın birinci bölümünde. İkinci bölümünde ise Lübnan Tevhid Hareketi lideri Şeyh Bilal Şaban'la hem Lübnan'daki son gelişmeler hem de mevcut durumu, son zamanlarda dünyadaki gelişmeleri ele alıp konuşmaya çalışacağız. İlk etap dediğimiz gibi sosyal medya. Sosyal medya yasası olarak da toplum içerisinde bilinen bir yasa. Bu yasa geçti meclisten ve resmi gazetede yayınlandı. Peki bu yasa neleri kapsıyor? Tartışmalarını da beraberinde getirdi aynı zamanda. Bu tartışmalar içerisinde iktidar ne diyor, muhalefet ne diyor, halk ne diyor, vatandaş ne diyor ve aslında en önemli olan uzmanlar ne diyor? Bu böyle bir anlaşma ihtiyaç var mıydı ya da düzeltiyorum böyle bir yasaya ihtiyaç var mıydı? Sosyal medyaya nasıl yaklaşmak gerekiyor? Sosyal medyayı doğru şekilde nasıl kullanmak gerekiyor? Sosyal medya avantaj mı dezavantaj mı? Bunları ele alıp konuşmaya çalışacağız. Kimlerle konuşacağız? İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Öğretim Üyesi Doçent Doktor Aylin Tutkun Ünal, hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Doktor Zeynep Banu Dalaman, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet. Toplumda sosyal medya yasası olarak biliniyor. Bu aslında birçok düzenleme içeriyor. Sosyal medyada bunun içerisinde tartışmaları da beraberinde getirdi haliyle. Peki böyle bir yasaya ihtiyaç var mıydı Türkiye'de? Dünyada örnekleri neler? Dilerseniz bir çerçeve çizelim. Aylin Hanım sizinle başlayabiliriz. Sizin sosyal medya alanında çalışmalarınız var. Bir kitabınız var. Zeynep Hanım'ın da bu noktada çalışmaları var biliyorum. Kitapta da aslında bu çerçevelere biraz işaret ettiğiniz için sizinle başlayalım dedik. Peki böyle bir yasaya, böyle bir düzenlemeye ihtiyaç var mıydı? Yani sosyal medyanın baktığımız zaman aslında her çeşit kullanımı var. Bununla birlikte yalan haberler, dezenformasyon dediğimiz, yani bu yanlış bilgiler ve özellikle toplumu provoke etmeye yönelik algı operasyonlarına hizmet eden kullanımlar var. Tabii ki doğru kullandığımız zaman, insanın öz denetimi olduğu zaman sosyal medyayı bilinçli kullanıyorsa burada bir problem zaten yok. Ama bir yandan da toplumu tehdit eden bir kullanım da söz konusu. Sosyal medyadaki bilgiler ne kadar doğru ve özellikle bunun yalan haber yaymaya hizmet eden sahte hesaplarla yapılıyorsa eğer bununla ilgili nasıl bir önlem almak lazım? İşte bu noktada, yani yanlış kullanımlarda veya halkı tehdit edici kullanımlar söz konusu olduğu zaman bir önlem alma gerekiyordu aslında. Bu çünkü hem 7'den 70'e herkesin kullandığı bir mecra. Burada mesela çocuklar da kullanıyor. Diğer yanda ergen gençler kullanıyor. Ne kadar öz denetimi yapabiliyorlar? Eğer yapamıyorlarsa burada tehlikeye açık hale gelinebiliyor. Bunu söyleyebiliriz. Sosyal medyanın çok hızlı bir etki gücü var. Yani bir oradaki bir bilgi, bir virüs gibi çok hızlı bir şekilde dünya geneline yayılıyor. Bu şekilde ele aldığımız zaman da bu dezenformasyonların, yanlış haberlerin, hatta ben şunu söylüyorum, duygusal yayılımların da yayılması mümkün. Bu ne demek? Kişilerin mesela oradaki paylaşımlarda sadece bilgiyi böyle teknik, enformatif olarak bakmak gerekmiyor. Bir yandan da duygularımız da yayılıyor. Oradaki öfke, nefret, korku gibi duygular da yayılıyor. Bunu özellikle eğer böyle toplumsal olayların olduğu dönemde sahte hesaplar bilinçli olarak yapıyorsa bunlara karşı bir önlem almak da aslında gerekiyor. Yasal düzenlemeler aslında bunları kapsıyor. Yani kişi eğer zaten bilinçli kullanıyorsa burada bir problem yok. Ama buradaki tehlikeleri açık hale geliyorsa burada bir tedbir amaçlı. Özellikle bu bilgileri aslında halka alenen yaymak. Yani toplumu provoke etmeyi böyle bilinçli bir amaç olarak yapmak, kullanmak, sosyal medyayı bu şekilde kullanmak söz konusu olduğu zaman yasa devreye giriyor. Burada yasal yaptırımlar devreye giriyor.